şey ee, söyleyebilir miyim? Siz Erdoğan kadar otokritik yapan bir siyasetçi daha örnek verebilir misiniz Türk siyasetinde? Çok. Siz örneklerini verin. Arkadaşlar ee, olmuyor. Hı. Biraz daha mütevazı olun falan diyor. Fırça hı. atıyor yeri geldiğinde. Hata ettik diyor. kabahat ettik diyor hı. mesela. Şimdi ben burada yani karşımdaki zevat-ı bir parti aidiyetim yok ama Madem ki buraya tartışmaya çağırdınız hadi ben de oraya yürüyeyim. Şimdi normal şartlar altında sağlıklı bir demokraside bakın demokrasi dediğimizde kabaca iki tipten bahsediyoruz. Ya e konsensüs demokrasisi ya rekabetçi demokrasi. Konsensüs demokrasisi diye bir kültürümüz yok. Olma işinde sosyolojik sebepleri var. Konuşuruz başka bir programda şimdi vakti almayayım. Rekabetçi demokrasi içindeysek eğer siyaseti hangi zeminde kitlediyseniz orada kalıyor. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi Vatandaşın gözünde kolektif hafıza çok mühim bir şeydir. Maurice Halbwachs dedi ki ...dört jenerasyona kadar devam eder bu etkisi geçmez. Kolektif hafızanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin tekabül ettiği yer hiç müsbet değil onu söyleyeyim. Eğer bir takım ekonomik e, sebepleri olmasaydı şu anda yapacakları en akıllıca şey o partinin kapısına kilip vurup bir parti kurmakta. Neden? Çünkü bir statikoya tekabül eder vatandaşın elinde. Zaten hanımefendinin dediğim buyurdu şey... Dünyada kabul gören ekonomik sisteme ayak uydurmak ve buraya angaje olacak bir şeyle geleceğiz biz diyor ya. Tamam ben anlıyorum onunla geliyor zaten vatandaş da bundan sıkıntı duyuyor. Neden? Biz eskiden bir hegemonyal düzlemde Amerika'nın P2 gibiydik, NATO'nun P2 gibiydik iki kutuplu dünyada. Biz şimdi diyoruz ki biz bu hegemonyal düzeni kıracağız. Ben bir örnek veriyorum çocuklara da bu örneği verdim. Biz eskiden Amerikan gemisinin üzerinde bir fili kaydık. O nereye giderse oraya gidiyorduk. Kendimizi de denizde yüzen gemi zannediyorduk. Ondan sonra biz denize indik. Onunla yan yana gideriz. Başka istikamete gideriz ama istiklalimizi istedik. Hegemonyayı yıkacağız. Yani deniz gezmişler, çeguveralar falan filan diye konuşmaya başlayan sol akıl iş ekonomik düzene vardığında kapitalizmi tahkim edecek bir şey vaat ediyor Türk halkına. Evet biz de görüyoruz ekonomik sıkıntıları yok diyebilir misiniz buna yani ben aklı başında her insanın ekonomiyle ilgili bir sıkıntısıyı tespit edeceği kanaatindeyim. Bununla birlikte siz bunu alternatif olarak hiç korkmayın. O günü geldiğinde kırdığımız zincirlerimizi yeniden takacağız, kaçtığımız kümese döneceğiz arkadaşlar ve hepimiz müreffeh olarak akşamleyin kabımızdan mama yiyeceğiz demekten başka bir şey gelmiyor bana. Özür dilerim yani hayvan çiftliği George Orwell'a atıfla ve dolayısıyla vaat edilen şey o bir zamanlar e, kırdığımız o hegemonyal çünkü hegemonyanın birinci kaidesi sizin o şeye razı olmanızdır. Razı olunmayan yerde hegemonya yoktur. Razıysanız hegemonya tesis edilir. Şimdi efendim ben deminden beri onu söylüyorum zaten her söylediğimde. Muhalefetin muhalefet ediş tarzı o pozisyonel doğal olarak böyle ama sağlıklı bir zeminde ekonomik bir Zeminde yani insanın sağlıklı insanın mua, e, belli şeyler muhasebe edeceği, analiz edebileceği bir zeminde konuşsak siyaseti bambaşka yerlere varacağız. AK Parti belki %3'e 5'e düşecek, ona düşecek. Neyse. 15'e düşecek. Her neyse ama 36'nın altına düşmüyor. Sebep bir bir retoriğe sıkıştı. Allah'ınızı severseniz Türkiye dış politikada kuyruğu tava sapı gibi şu anda. Kuyruğumuz tava sapı gibi ya. Bir takım şeylerimiz var. Evet pazarlık da yapıyoruz. Dış siyasette pazarlık. Pazarlık pragmatizmin gereğidir. Amerika'da adalet sistemi pazarlık üzerine kurulu. Suçluyla pazarlık yapıyorsunuz. Bizim asla vicdanımızın kabul etmeyeceği bir şey. O kadar real ki adam real politikaya o kadar inanıyor ki adalet sistemini bunun üstüne kurmuş. Siz uluslararası siyasette mi pazarlık yapmayacaksınız? Devletin çıkarı olur. Ve devlet bu çıkar için mücadelesini verir. Ve burada dalga geçsinler geçmesinler. Birinci kaygımız bizim gibi Orta Doğu'ya ve bulunduğumuz çevrede var olan bir devlet olarak birinci kaygımız beka meselesidir. İki, vatandaş şunu soruyor zaten. Demin Mete Bey de çok güzel buyurdular. Biz dış politika ile alakalı arızaların faturasını iktidara keselim. E keselim hadi. Kafkaslardaki politikasının faturasını iktidara mı keseceğiz? Ünal Çeviköz'e Çekir keseceğiz. Adam eski Bakü Büyükelçisi Azerbaycan'da istenmeyen adam oldu. Böyle bir alın karası var mı? Bir ülke için böyle bir alın karası var mı? Hele Bakü Büyükelçisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi'nin o adamlar nereye oturacaklarını şaşırmışlardır muhtemelen. Öyledir. Bizim Bakü'deki Büyükelçimiz o memleketin protokol sırasında pek çok bakandan daha itibarlıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük elçisi çünkü. Zatı devletlerinin temsilcisi. Mücessem Türkiye Cumhuriyeti orada. Bu adam cihatçıları gönderiyoruz dedi. Orada biz ihsas re ediyoruz dedi. Şu anda Aliyev istemiyoruz onun Azerbaycan'ın gelmesini dedi. Böyle bir ayıp var mı ya? Ve bu bir partinin, Türkiye'nin birinci partisinin, Primus partimizin dış politika danışmanı. Hayırlı işler. İki, bu partinin azası bir büyük elçi, Ege gibi en haklı olduğumuz davalarımızdan birisinde ya 6 mil 12 mil adalar adaların silahlandırılması mevzusunda bizi çırak çıkartıyor. Bir de geri Suriye'den geri çekilmekten bahsediyor. Bir de geri Libya'dan çekilmekten bahsediyor. Bir de geri Doğu Akdeniz'de efendim şey olmaktan bahsediyor. E bu Millet İttifakı'nın bir diğer de devedişi hanımefendi Amerika'nın, İngiltere'nin müdahil olmadığı yerde Ukrayna mevzusuna direkt dalalım diyor. Yani burada siz Amerika'nın mümessili mi olmak istiyorsunuz Türkiye siyasetinde? Hal böyle olunca vatandaş bakıyor ve diyor ki... Burada dedim ya kimlik siyasetine temerküz etti ve kitlendi Türkiye siyaseti. Vatandaş bakıyor ve diyor ki bu taraf statükoyu temsil ediyor. Biz zaten onu yıktık. Eskiden çift kutuplu dünya vardı. Biz Varşova Paktı'na karşı... Batı dünyasının bir parçasıydık çünkü başka alternatifimiz yoktu. Şimdi biz niye döneceğiz oraya? Bunun bir cevabı yoktur Türk halkı açısından. Biz şimdi Amerikan siyasetine niye payanda olacağız? Niye Kuzey Suriye ile Diyarbakır'da surda kazılan hendekleri birleştirici o plana eyvallah diyeceğiz biz? Niye diyeceğiz yani? Ve bunların normal bir seyirmiş gibi niye ...yutkunacağız ve biz niye durmadan kötü çocuk olacağız? Ya adam sana diyor ki Suriye'ye girmeyenle ilgili endişelerim var benim. Niye endişen var efendi? Sen 30 bin kilometre öteden geliyorsun. Kesretten kinaye söylüyorum. İstediğin gibi Suriye'ye de giriyorsun, Irak'a da giriyorsun, Dağıstan'a da giriyorsun. Benim sınırımla ilgili güvenlik kaygım var. Ben girince niye endişe duyuyorsun? Sen dediğin zaman senin buradaki arkadaşların... ...yani bu bahsettiğiniz zevat yine seni çırak çıkartıyor. Benim buradaki sıkıntım şu. Ben bu retorikler içinde Türk halkının doğru bir yere varabileceğini düşünmüyorum. Kimlik siyasetinden bu işi çıkarmak lazım bir. iki gerçekten insanlara vaat ettiğiniz şeyin zarf ile mazrufun tetabuku derler ona. Bir karşılığının olması lazım. Tamam güç zehirlenmesi. Erdoğan çok kibirli. AK Partililer çok kibirli. Akşener nasıl? Kılıçdaroğlu nasıl? Tıpış tıpış oy vereceksin. Sen oraya gideceksin. Sen kapa çeneni sen yavşak. Ben demiyorum Akşener diyor. Şehit abisine. Ben demiyorum. İmamoğlu gidiyor uyduruyorsun diyor. Yalan söylüyorsun diyor. Yani bu adam dünyanın en nazik en kibar adamı olarak gelmişti. Bir retorikle geliyorsunuz fakat bu retoriğe uymuyorsunuz siz. Ben nezaket dediğimde ben nazik insanları gördüm. Benim merhum büyüğüm derdi ki insan sonradan nazik olur belki ama nazinin olamaz. O insanın fıtratında olacak bir şey. Allah onu öyle yaratmıştır yahut yaratmamıştır. Karşımızdakiler öyle bir şeyle vaat, vaatle geliyorlar ki bize. Efendim güç zehirlenmesi, kibir ego falan filan var. Biz geliyoruz nasıl geliyoruz efendim? Ya şu Yavuz Ağaralioğlu'nun İYİ Parti'de başına gelenlerin yani lider sultasının bir partide ne olduğunun ifadesini insanlar dönsünler ve baksınlar ve desinler ki riyaseti devlet ettiği anda Akşener Hanım nasıl yönetecek burayı? Ve şunu da soruyorum ve bitiriyorum. Şu anda Millet İttifakı'nın adayı kim olacak tartışmalarında İmamoğlu'nun itibarsızlaştırılması, Mansur Yavaş'ın sel günlerindeki itibarsızlaştırılması için ve ağzıma almak istemediğim, unutmak istediğim ve konuşmak istemediğim, hicap ettiğim en son Kılıçdaroğlu ile ilgili kimliği üzerinden, aidiyeti üzerinden yapılan bu yıpratma şu AK Parti çevrelerinden gelmedi. Şimdi ben bakıyorum ve diyorum ki yani kendi içinizdeki bir uyduruk adaylık tartışması içinde insanlara kimlikleri üzerinden bu kadar sert dalıyorsunuz, sert saldırıyorsunuz. Sizler günü geldiğinde devleti yönettiğinizde farklı aidiyetler, farklı kimlikler Eşit yurttaşlık ilkesine dayalı olarak bu vatanda yaşayan bu insanlara nasıl bir istikbal vaat ediyorsunuz? Ondan sonra şu soruyla karşılaştığımız o ABS'e dönüyor. Yani suçlu Yu neden, suçu neden e, iktidarda değil de muhalefette görüyor? Çünkü muhalefet bir aydınlık bir istikbal vaat etmiyor. Hakikaten vaat etmiyor. Baktığımızda birincisi çok mütekebbir. Çok mütekebbir. İkincisi sizi canlı yayında yargılayacağız. Yani hanımefendi aramızda bir hukukçu var. Ha Siz de hukukçusunuz değil mi hocam? Evet, evet. evet. Yani yargılama yetkisi Türk halkı adına bağımsız mahkemelerde değil midir? Her gün ya bugün en son iyi Parti'yle Mehmet Aslan mı ne sizi yargılayacağız. Ya vadet, yargılama vaat edilebilir bir şey midir? Hukukçular yapsınlar bunun yorumunu. Siz neyle geliyorsunuz? Nasıl bir juristokrasi vaadiniz var insanlara? Dolayısıyla vaat ettiğiniz şey yani hani aydınlık... Bizi canlı yayınlarda yargıladılar. Neyi? Bir de kumpas davaları da yargıladılar. Hocam yani. o ayrı bir şey ama hani Niye bir vaadiniz ayrı? var ya. ...vaadiniz var ya, biz Türkiye hukuku getireceğiz evet. ya. Seni canlı yayında yargılayacağım... Aykut Erdoğdu pijamasıyla, yani şey, kaptanı falan var yani ...ben şey varken. anlamıyorum yani e, e, duruşmaların canlı yayınlanma imkanının basına verilmemesini anlamıyorum. Niye? Hocam, bunlar bazen. Atak yargılama kamuya açık bir şeydir. Yani. İsterse gidip izleyebilirsiniz. Bakın yargılayacağız buradan, buradan diye nasıl vaat ediyorsunuz? Bir, bir savcı. Bir dava açtı, bir suçtur. Nasıl yargılayacağız? Siz kimsiniz? Siz bir milletvekilisiniz Aykut Erdoğan. Ya, yargılayacağız. Nasıl? Yargı yapacak herhalde. Biz hakim mahkeme Ben anlatamadım size. Herhalde. Yargılama vaadiyle gelinmez. Burası Robespierre'in giyotin mahkemesi değil. Öyle bir Burada şey yok ya. Jampar şey Mara yok. yok beyefendi. Öyle bir şey diyor ya. Nasıl yok? Kim yargılayacak? Google'a sorsunlar. Canlı yayında yargılayacağız diye. Ey vatandaşlarımız Google'a sorunuz. Yani. Vaat ediyorlar bunu. Sizleri yargılayacağız. Evet. Sürekli bir yargılama tehdidi insanlara ve Kılıçdaroğlu'nun ey bürokratlar yarın bir gün emri yerine getiriyoruz. ki terör mücadelesi geçtik. Sözü? Biz 5 yıl hapiste yattık. Yani Beyefendi. Tehditlerle... Beyefendi, size vatandaş olarak vatanım, memleketim, devletim namına minnettarım o bakımda. Evet. Herhangi bir şekilde sorgulamıyorum onu. O ayrı bir şey. Ben diyorum ki hani hukuk yok, memlekete hukuk getireceğiz ya. Evet. İnsanları yargılama vaadiyle hukuk gelmez. Yargılama Peki. dediğiniz şey sizin siyasal vaatlerinizden bağımsız bir süreçtir. Bunu vaat ederek geliyorsan siz hukuksuzsunuz bu kadar. Tamam.